YouTube kanalına hoş geldiniz. Instagram'da sormuştum, benden hangi konuları yapmamı istiyorsunuz? Çok büyük bir çoğunluk bu özdeğer, özgüven, hani burada özgüvenimizi kazanma gibi konular geldi. Ben de bu hafta böyle evlilik konularına ara verip böyle bir özgüvenimizi geliştirmek için neler yapabiliriz konuşmak istedim sizinle. Şimdi bununla alakalı öncelikle şunu, yani kendimize özgüven dediğimiz şey ne? Özümüze, kendimize güvenmek. Özdeğer dediğimiz şey ne? Kendimizi değerli hissetmek. Aslında zaten biz değerliyiz ama bunu hissedemiyoruz. Yani başkalarına göre hissedemiyoruz. Bu hissedememe hali aslında. Şimdi onunla alakalı size birkaç soru sormak istiyorum. Kendinizi yeterli ve değerli hissetin. Ne zaman hissedersiniz? Hissediyor musunuz? Hiç hissettiniz mi? Ya da kendinizi değerli ve önemli, değerli, yeterli hissetmek için birilerine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Aslında en önemli konusu bu. Biz kendimizi başkalarıyla ölçüyoruz. Yani başkaları bize ne kadar değer verirse biz kendimizin o kadar değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve belki çocuklukta almadığımız, tabii onlar pederecilerin işi, çocuklukta almadığımız şeyler olabiliyor. Ya da sonrasında beklentilerimiz çok fazla oluyor. Ve biz aslında kendimizin o bir nevi boşluğu dolduramıyoruz. Ve insan ilişkilerinde bunu doldurmalarını istiyoruz. Mesela işte birisiyle evleniyoruz ya da arkadaşlarımız oluyor. Benim eğer boşsa, benim yok o. Bunu şöyle anlatayım, bir örnek vereyim daha açık olsun diye. Tamamen spontan, şimdi aklıma gelen bir örnek. Şimdi sizin mutfağınızda aslında kek yapacak malzemeniz var. Ama siz bunları birleştirip kek yapabileceğinizi bilmiyorsunuz. Yani açmıyorsunuz dolabınızı ve yok olduğunu düşünüyorsunuz. Siz yok olduğunuzu düşünüp bunu devamlı başkalarından istiyorsunuz. Arkadaşlarınızdan istiyorsunuz, eşinizden istiyorsunuz, anne babanızdan istiyorsunuz. Herkesin size devamlı kek vermesini istiyorsunuz. Şimdi kek zaruri bir ihtiyacımız değil ama zaruri bir ihtiyacımız da olabilir. Devamlı istiyoruz. Ama bize bunu verenler en başta bizim kekimizin olmadığını ya da bizim kekimizi evde bulunmadığını farkında değiller. Bize vermeye devam ediyorlar bir süre. Bir süre sonra bakıyorlar, bunda diyorlar, bu yok. Demek ki bende var, onda yok. Demek ki ben neyim? Ben ondan daha üstünüm demeye başlıyor. Ve bu bizim ilişkimizde biz devamlı bekliyoruz. Aslında biz dönüp kendimize baksak, kendi mutfağımıza baksak, dolabımıza baksak, bunların bizde olduğunu göreceğiz. Ve biz bizde olduğunu görüp biz bunu kendimizde yapabileceğimizi fark edeceğiz. Ama biz kendimize dönmek yerine etraftaki insanların bunu doldurmasını bekliyoruz. Ben evlilik ilişkilerinde mesela bunu çok görüyorum. Yani o kişi sanki evleniyor, beni değerli hissettirsin, beni mutlu etsin, işte benim bütün beklentilerimi yerine getirsin diye evleniyor. Oysa ki bunların hepsi bizde var. Biz bunları kendimiz doldurmakla görevliyiz. Kimse bize değerli hissettirmek zorunda değil. Biz kendimizi değerli hissettiğimizde zaten insanlar bizim değerimizi fark edecekler. Bir de şey vardı, bir örnek var. Belki birçoğunuzun bildiği bir örnek. Hani eğer çarşısına giderseniz, eğer siz bu bir altınsa ama siz kuyumcular çarşısına değil de bu altını bakırcılar çarşısına götürürseniz satmak için altın değerini bulmaz. Ama bu altın olması gerçeğini değiştirmez. İşte biz başkalarıyla, yani işte madenciyle ya da işte bakırcı çarşısında değerimizi ölçmeye kalkmamalıyız. Değerimizi kendimiz vermeliyiz ki insanlar da bizim ne kadar değerli olduğumuzu görsün. Şimdi burada bir de şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bana diyorlar ki ama biz eğer kendimizi değerli görürsek işte enaniyet olmaz mı? Kendimizi beğenmiş olmaz mıyız? Ben diyorum ki peki sen neyi beğeniyorsun? İşte ben akıllıyım belki. Ben işte elim, kolum, yani hepsi yerinde. Şimdi diyorum ki peki bunlar senden mi? Hayır, değil. O zaman sana bunu verene de saygısızlık etmiş olmaz mısın? Bir de bu taraftan bak diyorum. Yani kendi değerine bir de böyle bak. Seni eğer elmas yarattıysa, seni altın yarattıysa, sen kendini gidip bakırcılar çarşısında değer bulmaya çalışırsan haksızlık olmaz mı? Hem kendine hem de ustana diyorum. Şimdi bununla ilgili birkaç aktivite yapacağız. Eğer bu aktiviteleri yaparsanız inanın hayatınızda büyük değişiklikler olur. Ama bunları gerçekten uygulamanızı tavsiye ederim. Hemen şimdi bir not defteri alın. Not defterinize şunu yazın. Deyin ki ben değerliyim çünkü. Yanına yazın. Çünkü çok iyi dolma yapıyorum. Çünkü çok iyi toplantı yapıyorum. Çünkü çok iyi insan ilişkilerim var. Çünkü
Çünkü akıllıyım. Çünkü iyi bir anneyim. Çünkü iyi bir babayım. Çünkü yazın. Çünkü yeni bir dil öğrendim. Bulunduğum yere alıştım. Ve bunları en az 10 tane yazın. Ben değerliyim çünkü. İyi bir insanım. Ben bir taneyim. Başka benden bir tane daha yok. Diye yazın. Bunlar hemen sizin o kendinize verdiğiniz özgüveni bir tık arttıracaktır. İnanın bunları yazdığınız an kendinize verdiğiniz değer değişecektir. Şimdi ikinci olarak da şimdi bu size biraz değişik gelebilir. Hani sizden rol yapmanızı isteyeceğim. Şimdi özgüveni olan insanlar nasıl davranıyor? Özgüveni olan, kendini değerli gören insanlar neler yapıyorlar? Nasıl konuşuyorlar? İnsan ilişkileri nasıl? Kendilerinden bahsederken nasıl bahsediyorlar? Bir onları gözlemleyelim bakalım. Ve biz de onlar gibi yapmaya çalışalım. Şimdi bu diyebilirsiniz ama benim içimden öyle gelmiyor. Şimdi siz özgüvenli olmak için yola çıktınız. Var olan durumunuzu demek ki beğenmiyorsunuz ve var olan durumunuzu değiştirmek istiyorsunuz. Evet, başta bunu rol olarak yaparsınız. Başta çok acı çekeceksiniz yaparken. Çünkü ben de birçok şeyimi değiştiriyorum ve değişme sürecinde, dönüşümde diyebiliriz. Bu süreçte acı çekiyorum. Siz sabah eğer her sabah 9'da kalkıyorsanız, 8'de kalkmaya başladığınız an acı çekersiniz. Her bir değişim acı çekmektir. Şimdi siz belki birilerine yani bir yere çıkıp aslında kendi fikrinizi ifade etmeyen bir insan olmanıza rağmen baktınız kendinizi ifade etmeye başladınız. Yani rol yapıyorsunuz. İfade etmeye çalışıyorsunuz. Ama o sırada kendinize acaba oldu mu olmadı mı kızıyorsunuz veya birine telefon etmeniz lazım. Telefon ediyorsunuz. O anda diyorsunuz ki ya yapamazsam olmazsa işte o an yapamazsam edemezsem demenize rağmen onu yapın. Rol yapın. Rol yapmak bir süre sonra kendiniz haline dönüştürecektir. Bunu da şöyle diyebilirim. Yani bizim hani dini kaynaklarımızda da ne diyor Efendimiz? Ağlayamıyorsanız ağlıyormuş gibi yapın. Yani başta bir şeyi içimize hemen oturmaz. Oturması için başta yapıyor gibi yapmak da bir yöntem. İkinci yöntemimiz de bu. Üçüncü yöntemimiz hemen yapamadıklarını, biz şöyle olur, eğer kendimize değer vermiyorsak yapamadıklarımıza odaklanırız, yaptıklarımızı da görmeyiz. Şimdi mesela şöyle bir şey yapabiliriz, not defteri tutarız. Not defterine yapamadıklarımızı değil de yaptıklarımızı yazalım. Çocukluğumuzdan itibaren ben ne yaptım? Başkalarının yapamadığı neleri yapıyorum acaba? Ne gibi becerilerim var? Bunu diyebilirsiniz ki, ya işte benim böyle çok enteresan becerilerim yok. Enteresan olması gerekmiyor zaten. Ben çok güzel işte özel yeteneğiniz vardır. Çok güzel resim yaparım. İşte çok güzel insanları motive ederim. Ben çok güzel bir yöneticiyim. Çok iyi toplantı yaparım. Ben çok iyi kek yaparım. Yani bak kekten başladık ya. Ben çok iyi kek yaparım diyebilirsiniz. Yaptığınız bütün yapabildiğiniz her şeyi yazın bakalım. Acaba o not defterine kaç tane not defteri yazmanız lazım? Sakın yaptığınızı küçük görmeyin. Mesela diyorsunuz ki ben işte her gün yürüyüş yaparım. 5000 adım atarım. Yazın. Her gün 1000 adım atarım. Onu yazın. Yani kendiniz yapabildiklerinizi 9000 adım ama atamıyorum ben. Yani 10.000 adım atma hedefim var ama evet, benim de var. O 9000 atamıyorum. Odaklanmıyoruz. Ben 1000'i attım. 1000 her gün 1000 adım atabiliyorum değil. Onları yazalım. Sonra bunların delillerini yazalım. Yani evet ben yapabiliyorum. Yaptığımın da delili var. Niye? İşte kek yapabiliyorum. Çünkü yaptım. İşte bu da delili. Ben iyi bir anneyim. Bu da çocuklarım. İyi bir babayım. Bak yine hep anneden veriyorum. Daha çok kadınlar seyrettiği için. Yoksa hani babalığın da en az annelik kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Ve babaların da iyi baba olma konusunda endişelerinin olduğunu ümit ediyorum. Ümit ediyorum. Ve dördüncüsü şu. Kendimizi takdir edelim. Şimdi biz çok kişiyi takdir ediyoruz değil mi? Ay arkadaşım ne güzel yapmışsın, şunu ne güzel yapmışsın, buraya ne güzel gitmişsin, işte bunu ne iyi becermişsin. Bana da çok güzel takdir cümleleri yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok beni motive ediyor. Kendimizi takdir edelim. Ya bugün ne kadar iyi yaptım. Bak bugün sabah kalktım, sporumu yaptım, kitabımı okudum, dil kursuna gittim. Ay ne kadar güzel şeyler yaptım. Sonra kendinize hatta sarılın. Bu ne biliyor musunuz? İçimizde bir boşluk var.
Eğer bunu biz doldurmazsak insanlardan bekliyoruz bu boşluğu doldurmalarını. O yüzden hiç durmadan insanlara yardım etmek istiyoruz bazen. Kendimiz için değil. Bizi takdir etsinler diye. İnsanlara iyi olma çabamız, hayır diyemememiz bazen de bundan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi burada düşünmemiz gereken şu. Biz kendimizi takdir edersek, ben zaten evet takdirlerden hoşlanırım ama takdir, o duygu bankasından bahsetmiştik ya. Yani benim bankam dolu. Beni takdir etmeseler de devam ederim o zaman. Ama ya boşsa? Hiç durmadan eşimden bekleyeceğim. Hiç durmadan çocuklarımdan, annemden, arkadaşlarımdan bekleyeceğim. Bunu beklemiyoruz. Kendimizi takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendimize. Teşekkür ederiz diyoruz. Ne kadar güzel bugün bana spor yaptırdın. Bana sağlıklı bakıyorsun. Ne kadar iyi. Sen deyip kendimize teşekkür ederim. O zaman teşekkür de beklemeyeceğiz. Ve sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Kendimizin hakkını verelim. Yani ne demek kendimizin hakkını verelim? Şimdi biz birisi bir şey yaptığı zaman onun hakkını veriyoruz. Diyoruz ki ya bunu çok iyi yapıyor. Ya bu arkadaş ne güzel dil öğrendi diyoruz. Onun hakkını veriyoruz. Diyoruz ki ya bu arkadaş ne güzel bak burada iş buldu, bir mesleği oldu. Ne kadar güzel takdir ediyoruz. Şimdi ben Belçika'dan baktığım için tabii beni Türkiye'den de izliyorlar. Ya da Türkiye diyorsun ki ne kadar güzel bu sınavı ne kadar güzel geçti. Takdir ediyoruz. Ama aynı takdiri kendimize yapmıyoruz. Şimdi burada bir adalet duygusuyla size seslenmek istiyorum. Peki adil olsanız başkalarına yaptığınız takdir kadar kendinize de takdir ediyor musunuz? Eğer adalet sizin için bir değerse o zaman adil olun kendinize karşı da diyorum. Ve şimdi beşincisi. Diyoruz ki sizden başka yok. Bir tanesiniz. Yalan mı? Bir tane parmak iziniz var. Sizden bu dünyada başka bir tane daha var mı? Evet, benzerlerimiz var. Benzerlerimiz var. Belki bize benzemeyenler var. Var ama biz bir taneyiz. Bizden bir tane daha yok. Peki biz hani aslında bizim ustamız bizi özenerek yaratmış. Bir sürü ismini bizde göstermiş. Peki biz buna değer vermezsek ne yapmış oluruz? Kıymet vermezsek bir de bu tarafına düşünebiliriz. Kendimiz bir taneyiz. O yüzden de ne yapacağız? Kendimize iyi bakacağız. Onun sağlıklı olması için. Bizim, işte bu beden bizim. O zaman ben buna iyi bakmalıyım. Onun zihinsel, bedensel, ruhsal, fiziksel bütün bakımını yapmalıyım. Şimdi çünkü öz değerin içinde aslında öz bakım da geliyor, öz saygı geliyor. Kendimize saygı gösterirsek değerli hissederiz. Kendimize bakım yaparsak kendimizi değerli hissederiz. Bunları da düşünebiliriz. Her gün şunu sorabilirsiniz. Ben bugün kendim için ne yaptım? Başkaları için değil, kendiniz için ne yaptınız? Ve altıncısı da şu. Hayır demek, sınır koymak. Şimdi eğer biz değer, hani başta dedik ya değerli, değersiz hissetme durumundan dolayı hep bunu başkalarından bekliyoruz. Ve bu sefer hiç eğer hayır dersek diyoruz bana değer vermez, beni sevmez. Şimdi kendimiz içi boş olduğu için, kendimizde bir değer görmediğimiz için başkalarına hayır demekten korkuyoruz, sınır koyamıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Değerimiz var olduğundan da daha düşük. Oluyor değil. Bakın düşmez aslında değerimiz bizim. Biz böyle hissederiz. Ve o yüzden de hayır demek. Şimdi sınırlar diye bir videom vardı. Orada da anlatıyorum. Şunu diyebiliriz. Sınırlarla alakalı ufak bir şey diyeyim. Sınır koyamayanları zaten en önemli 3 tip. Yani 4 tip de 3 tipi çok fazla yaygın. Birincisi iyiye de kötüye de evet diyenler. İyi, kötü düşünmüyorum ben. Arkadaşım diyor ki şuraya gidelim, gidiyorum. Gel diyor, geliyorum. Yani ne derse evet diyorum. Ya da bu da duvar örenler, her şeye hayır diyorum. Gel, bana iyi mi gelir, kötü, iyi ya da kötüye de hayır diyorum. Üçüncüsü ise o da sınır tanımayanlar. Yani ben kendimi değerli hissetmek için insanlara gidiyorum, yardım ediyorum, gel diyorum, yap diyorum, insanların hayatlarına müdahale ediyorum, iyilik yapıyorum diye düşünerek kendime göre ve diyorum ki ya ona o kadar şey yaptım dediğim şeyler aslında sınır tanımamak. Ve aslında öz değer, özgüven problemi olanlar hayır diyemeyenlerdir bir, ikincisi de sınır tanımayanlardır. Çünkü eğer insanlara verirse kendi değeri onunla ölçülecek diye düşünür. Evet, bu tabii bambaşka bir konu hayır dememek. Size bugün özgüven, öz değer,
Belki bunun altında öz saygı var ve tabii hepsinin ötesinde öz bilincimiz, yani hani kendimizi bilmek ile alakalı bir video çektim. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.